Maskeli Balo ya da 15 Temmuz'un anatomisi. Gözümüzün önünde bir tiyatrodur dönüyor. Herkeste bir demokrasi hayranlığı, bir demokrasiye sadakat, bir demokratlık sormayın gitsin. Banu Alkan'ın deyimiyle, o ki hepimiz demokrasiyiz, o halde ben de demokratik hakkımı kullanıp ezberlerle oynayayım. Önce usulden itirazım var 15 Temmuz yalanlarına, sonra da esastan. Mesela 1. 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Yalan. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, ordu içindeki bir çetenin cinnetidir. Darbe dediğiniz, ordu tarafından emir komuta zincirinde topyekün gerçekleştirilen bir harekattır. Dolayısıyla bu grubun girişimi, başbakanın da dediği gibi kalkışmadır. Ordu, emir komuta içinde darbe kararı alırsa, havalimanına 40, emniyet müdürlüğüne 30, CNN Türk'e 8 askerle gitmez. Askeri birliklerin önüne park edilen çöp kamyonlarıyla engellenebilir bir girişim değildir darbe. Tarih bize göstermiştir ki, emir komuta zincirinde üzerine gelen tankı gördüğünde o kamyon bile ister istemez kamuflaj renklerine bürünür. 2. Ordu hükümete darbe yapacaktı. Yalan. Bu cümle de büyük yalandır. Eğer ordu hükümete darbe yapacaktıysa, başarısız kalkışmanın ardından o ordunun komutanıyla başbakan neden birlikte kamera karşısına geçip birbirlerine demokratik teşekkürler ettiler? Darbe yapacaktı denilen ordunun komutanıyla, darbe yapılacaktı denilen hükümetin başbakanının aynı safta olduğu bir darbe mi olur arkadaş? Darbenin hedefi siyasal iktidardır. 15 Temmuz'da de ki Tayyip Erdoğan kafa tutardı. Siz hiç Bekir Bozdağ'ın bile yanına yaklaşan tek bir asker gördünüz mü? Darbe, siyasal iktidarı, siyasi parti liderlerini gözaltına alır. 15 Temmuz'da gözaltına alınansa, Türkiye'de üniformalı darbe yapabilecek tek gücün, yani ordunun komutanıydı, abiler ablalar. 3. 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'a saldırı yapıldı. Yalan. Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki otelden ayrıldıktan sonra iki helikopterle 20-30 asker otele geliyorsa, Tayyip Erdoğan 3 tane F-16'nın dolaştığı İstanbul semalarında süzülüp Atatürk Havalimanı'na inebiliyorsa, üstelik o gelmeden önce havalimanının kapısına park edilen tanklar tam da o geliyorken oradan uzaklaştırılıyorsa, kimse kusura bakmasın, Tayyip Erdoğan'a saldırdılar sözü yalan kayıtlarımızdaki yerini alır. Maceracıların bildirisine bir daha göz atınız. İfadelerden öncelikli hedefin kim olduğu belli. Erdoğan. Peki, millet adına hareket ettiğini söyleyen bir grup kendini bilmezin, milletin meclisini bombalarken, hedefteki ismin Erdoğan'ın sarayına tek bir piske vurmamasını nasıl izah edeceğiz? Allah'a şükür böyle bir şey olmadı. 4. 15 Temmuz Türk demokrasisine karşı bir harekattır. Yalan. 15 Temmuz cinneti sonuçları yüzünden Türk demokrasisini değil, Türk milletinin demokratik haklarını hedef alan bir hamleye dönüşmüştür. Çünkü 15 Temmuz'la başlayan maskeli baloyla Türkiye'de AKP'li olmayan herkesin demokratik hakları askıdadır artık. Ne demek istediğimi zamanla çok daha iyi anlayacaksınız. AKP'li olmayan ne kadar bürokrat, yargı mensubu, asker vesaire varsa kelleleri alınıyor, alınacak. Bu maskeli balo vesilesiyle kurunun yanında yaş da yakılıyor, yakılacak. Ve kimsenin gıkı çıkmıyor, çıkamıyor. Kadrolaşma ve dönüşüm maskeli balo aracılığıyla hızla tamamlanıyor. Çünkü elde bir darbe edebiyatı var. Olaylar sonuçları itibarıyla değerlendirilir. Siz 15 Temmuz adlı maskeli balonun sonuçlarına baktığınızda bu işten en çok kimin faydalandığını görmüyor musunuz? 3 yıldır yapılamayanların bir günde yapılabildiğini görmüyor musunuz? Bugün terörist dediklerinin listesi yıllardır çatır çatır kitaplarda, gazetelerde, ekranlarda yayınlanıyor beyler. Bunları yazıp uyaranları terörist ilan edenler bugün darbe lafı üzerinden çok sevdikleri mağduriyet imkanı doğduğunda dikkat buyurun, binlerce kişilik operasyonu tek bir günde yapabiliyor. Ve bizi de sürpriz olmuş gibi yaparak aptal yerine koymaya devam ediyor. 5. 15 Temmuz'u millet ve AKP engelledi. Yalan. Eğri oturup doğru konuşalım. 15 Temmuz'u ne millet, ne Erdoğan,
ne başbakan, ne AKP, ne CHP, ne MHP, ne HDP, ne TÜSİAD, ne TOP, ne önce bildirisini okutup sonra darbeye direniyorum ayakları yapan CNN Türk, ne de bir başka güç. 15 Temmuz'u bizzat yıllardır darbeci denilerek edilmedik hakaret bırakılmayan, saygı ve korku temelli hiyerarşik yapısı yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri engelledi. Bunu bir kez daha yazayım. 15 Temmuz'u Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik yapısından arta kalan akıl ve analiz yeteneği engelledi. Bir grup cinnetlinin hamlesinin emir komuta zincirindeki bir harekat olmadığını görüp, uygun ve doğru pozisyonu alan askerler önledi 15 Temmuz'u. 6. 15 Temmuz'da hükümet hemen harekete geçip hukuken gereğini yaptı. Yalan. En büyük yalanlardan biri de bu. Neden diye soruyorsanız, Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te ve Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmaları dinlememişsiniz demektir. Bakın Marmaris'te ne dedi? Zaten yargı da şu anda biliyorsunuz bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı, onlar da şu anda tutuklama kararını vermiş durumdalar. Peki saat kaç? 23:27. Yani cinnet başladıktan 1,5 saat sonra. Bu ne demek? Gecenin o saatinde daha ne olduğu bile anlaşılmayan bir hadisenin sorumluları hakkında, bırakın isim tespitini, tutuklama kararları çıkarılmış. Genelkurmay Başkanı ya da komutanların durumunu bilmiyor ama darbeyi yapanları bildiği gibi tutuklama kararları bile çıkarılmış. Yani ortada hemen bir müdahale ya da çalışma yok. Çoktan yürüyor. Peki yine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasına nasıl başladı? Değerli arkadaşlar, bugün bildiğiniz gibi öğleden sonra bir hareketlilik ne yazık ki silahlı kuvvetlerimiz içinde mevcuttu. Hayır, biz bilmiyorduk. Ama bir grup asker İstanbul'da köprüleri kapatmadan, Ankara'da helikopterler havalanmadan bu iş Erdoğan tarafından biliniyordu. Ben demiyorum, öğleden sonra diyerek kendi diyor. Üstelik bu iş saatler öncesinden değil, birkaç gün öncesinden biliniyordu. Bakın bunu buraya not ediyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak. Ya da o geceki öğleden sonra lafı gibi bir şekilde ağızdan kaçacak. 7. AKP darbecilerin üzerine yürüdü. Yalan. Çünkü zaten ortadaki darbe değil, bir cinnetti. Ve daha önemlisi, küçük bir grubun başarısızlıkla sonuçlanacak macerası olduğunu en iyi AKP'liler biliyordu. Ve zaten öylesine salakça bir cinnet operasyonuydu ki bu, dikkat buyurun. Başbakan cinnet kalkışması başlayınca Dolmabahçe'den Tuzla'daki evine doğru yola çıkıyor. Kalkışma başlamış ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü o geçtikten sonra trafiğe kapatılıyor. Başbakan nereye gidiyor? Eve. Nereden gidiyor? Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden. Eve giderek darbenin üzerine gidilmez. Bizzat evden Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne giderek darbenin üzerine gidilir. O yüzden büyük yalandır darbenin üzerine gittik sözü. Darbenin üzerine değil, eve gidilmeye çalışılmıştır. 8. Erdoğan her türlü riski göze alıp İstanbul'a geldi, darbecilerin üzerine yürüdü. Yalan. Erdoğan hiçbir risk olmadığını bilerek havalanıp, hiçbir risk olmadığını bilerek İstanbul'a indi. Çünkü havada bizi 4 tane F-16 uçağı tecrit etmeye çalıştı dediği, cinnet F-16'ları değil, Bandırma 6. Anajet üssünden kalkan ve Cumhurbaşkanı'nın uçağını korumaya alan F-16'lardı. Düşünün, meclise bomba yağdıran, kendi vatandaşının üzerine helikopterden mermi yağdıran, özel harekat polislerinin kalbine hücum eden, özel kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına taarruz eden bir cinnetin uçakları, bir nevi hedefin harekatı ilan ettiği Tayyip Erdoğan'ın uçağını vurmayacak. Adamların gözü dönmüş, umurlarında mı? Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra otele baskın veriliyor, Erdoğan inmeden önce Atatürk Havalimanı'ndaki tanklar geri çekiliyor, Erdoğan Marmara semalarına girdiğinde gökyüzünde cirit atan uçakların sesi kesiliyor, indikten sonra dönüyorlar. Muhtemel ki değerli dostum Ali Çınar, "Hep sonradan gelir aklım başıma" adlı şiirini bu cinnetliler için yazmış. O yüzden geçiniz bu darbenin üzerine yürüdük, kefeni giyip çıktık edebiyatını. Bizzat Türk'ün askeri tarafından korundunuz. Ve ülkenin cumhurbaşkanını siyasi nema için yıllardır darbeci deyip
belini kırdığınız Türk askeri koruyup kolladı. 9. Paralel çetenin ordudaki uzantılarıyla mücadele ediyoruz. Yalan. Çünkü AKP iktidara geldiği günden bu yana çete ya da terör örgütü dedikleri bu yapının elemanlarının ordudan atılması kararlarına hep muhalefet şerhi koydu. Hatta bu yüzden orduyla hep ters düşüp yarattıkları mağduriyetten siyaseten de hep nemalandı. Hatırlayın 2011 Yüksek Askeri Şurası'na giderken olanları. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları istifa etti. Sebep? O günlerde savcısıyım dediğin davaların kumpasıyla darbe yapmamış 69 generali göz göre göre boğazlayıp Silivri'ye gönderdin, yerlerine bugün darbe yapmaya kalktılar dediklerini getirdin. Hem de öylesine bir iştah, ısrar ve inatla ki uğruna Türk ordusunun tüm komutanlarının istifasından memnuniyet bile duydun. Onlar gitti, bizimkiler geliyor havasındaydın. Doğru, o şuradan sonra hep referanslı olan sizinkiler geldi en kritik görevlere. Ve sözüm ona darbeyi sizinkiler yapmaya kalktı. İşte bu yüzden yalandır. Ordudaki paralel yapıyla mücadele ettik sözü. 10. Darbenin lideri Orgeneral Akın Öztürk. Kısmi yalan. Yukarıdaki notlara bir daha göz atın. 15 Temmuz'da cinnet getirenlerin atamalarında hem başbakan hem cumhurbaşkanı olarak kimin imzası var? 69 generali boğazlayıp yerine getirdiklerinizin 70'i sizin deyiminizle darbeye kalkıştı. Yine mi kandırıldınız? Oysa 2003 şurasından bu yana Mustafa Kemal'in gerçek askerleri size bir şey anlatmaya çalışıyordu. Dinlemediniz. Üzgünüm. Sizi, sizden olanlar yemeye kalktı. Bu çetenin boğazladığı askerler gidecek ve yerlerine şu, şu, şu isimler gelecek dedi Erdoğan ve ekibi. Israrlı tercihlerinin listesine bakın lütfen. Hepsi 15 Temmuz kalkışmasının kadrosu. Ve gelelim sadede. Yalanlara 14 yıldır alıştık aslında. Ancak sıkıntılı bir dönemden geçen siyasi iktidar için 15 Temmuz cinnetiyle ilgili yalanlar tam bir can simidi. Zaten asker sokağa çıkmadan çok önce haberdar oldukları bu girişimden nasıl nemalanırız hesabının yapıldığı da kabak gibi ortada. Tayyip Erdoğan'ın bu bize Allah'ın çok büyük bir lütfu demesi de boşa değil. Yoksa siz asker köprüye çıktıktan ve helikopterler havalandıktan bir saat sonra Türkiye'deki tüm camilerden aynı anda sela verilmesini ve sokağa çıkın çağrıları yapılmasını hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz bir saat sonra sokağa çıkan binlerce kişinin ellerinde darbe karşıtı sloganlar yazılı gıcır gıcır dövizler, pankartlar bulunmasını hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz bir saat sonra birçok ilde darbe şüphelilerinin adliyeye sevk edilmesini hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz asker köprüye çıktıktan ve helikopterler havalandıktan 1,5 saat sonra Erdoğan'ın tutuklama kararları çıkarıldı demesini hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz 15 Temmuz girişimiyle ilgili her şey yapılmışken, binlerce kişi gözaltına alınmışken, kol kanat kırılmış, lideri dedikleri orgeneralin bile dayaktan kafası gözü dağıtılmışken, hala kışla kapılarında çöp kamyonlarıyla barikat kurulmasını, hala milletin meydanlara çağrılmasını, AKP'li belediyelerin taşımayı ücretsiz yapmasını, kendisinin, başbakanın, hatta genelkurmay başkanının bile iş bitti, duruma hakimiz demelerine rağmen Erdoğan'ın hala bu hafta da meydanlardayız, gevşemeye gelmez demesinin tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? Yoksa siz kimin ne yapacağını, kimin hangi şovla görevli olduğunu, nerede nasıl açıklamalar yapılacağını, nerelerde nasıl gösteriler düzenleneceğini hesaplamış ve bir saat içinde milyonlarca kişiyi harekete geçirebilen organizasyonu hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz açılım sürecinde PKK'lı çakallar tahrik oluyor diye balkonlardan, gönderden bayrak indirenlerin, evlerinden, arabalarından, çantalarından bir anda bayrak fışkırmasını hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Değildi. Önceden haberleri vardı ve başarısız olunacağını biliyorlardı. Şunu not ediniz. Öyle millete, siyasete falan değil, bizzat Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe teşebbüsü olmadığını biliyorlardı.
O yüzden o süre içinde oturup algı operasyonunu adım adım planladılar. Demokrasi kahramanlığı süsü verilmiş maskeli baloyu izleyen milyonlara da "Vay be, hemen nasıl refleks gösterildi?" diyerek trenin geçişini izlemek kaldı. Ve hala tren geçtiğini sanıyoruz. Komediye bakınız. Şimdi de AKP'liler kalkmış, muhalefeti arayıp gösterilen demokratik dirence verdikleri destek için teşekkür ediyor. Yetmiyor, bizzat telefonla arıyor. Doğru, her şeyden habersiz olmasına rağmen muhalefet doğru bir duruş sergiledi 15 Temmuz'da. Ve bakınız, darbeye karşı olan da iktidar değil, yalnızca muhalefettir Türkiye'de. Neden mi? 15 Temmuz'daki cinnet girişimi nereyi bombaladı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Neden? Milletin vekillerini susturmak için. Peki günlerdir meclis iş tüzüğünü değiştirmek isteyen kim? AKP. Neden? Milletvekilleri daha az konuşsun diye, milletvekillerini susturmak için. Darbeciyle aynı kafadakiler demokratik dirençten söz ediyor. Muhalefet, darbe heveslileriyle aynı kafadaki bir maskeli baloda figüran olmamak için dikkatli olmalı derim. Zira cinnet çetesi yalnızca 15 Temmuz'da susturmak istedi, AKP ise 14 yıldır susturmak istiyor milletin vekillerini. Bakın, size bir alıntı yapayım. Şu sözler FETÖ iddianamesinden. FETÖ için öncelikli yer TSK'dır. Aşırı bir kadrolaşmaya gitmiştir. Örgüt ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak yoğunluğa ulaşmıştır. Bugün TSK içinde önemli oranda kurmay subay olarak FETÖ mensubu bulunmaktadır. Son yıllarda bu örgütten olmayan neredeyse kimse askeri okullara girememektedir. Kurmay subaylık sınav soruları elde edilip örgüt mensuplarına avantaj sağlanmıştır. Askeri hakimler ve askeri pilotlar üzerinde baskı kurulmuş, pilotlar TSK ile ilişkilerini keserek özel hava yollarında çalışmaya zorlanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu yapıdan olmayan veya bu yapıya boyun eğmeyen askeri pilot bırakılmamaya çalışılmıştır. TSK bir cemaat yapılanması haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır. FETÖ, askeri darbe ve iç savaş tehditlerinde bulunmaktadır. Şimdi, Allah'ını seven kendine şunu sorsun. Erdoğan ve AKP'nin düşman ilan ettiği binlerce kişi, yıllardır bağıra çağıra bunları söylemedi mi? Bunları söyledikleri için Erdoğan tarafından düşman ilan edilmedi mi? İddianamenin devletin tek hakimi bölümünde ise bakın ne deniyor. Örgütün kamu idarelerinde, ülkedeki bütün kurumlarda kadrolaştığı görülmektedir. Örgüt 2003-2007 yılları arasında pasif pozisyonda kalmış, 2007'den sonra örgütlenmesini tamamlamış, operasyon hünerini ortaya koymuştur. Örgüt 12 Eylül 2010'da referandum sonrası artık kendini devletin tek fiili hakim olarak görmeye başlamıştır. Bu durum 17 Aralık 2013 gününe kadar devam etmiştir. Ne zamana kadar devam etmiş ya da göz yumulmuş? 17 Aralık 2013'e kadar. Yani yolsuzluk operasyonunun başladığı güne kadar. Türkçesi şu. Türk devletinin bekası büyük riske girerken bu alçaklıkla ortaklık yapanlar kendi bekaları riske girdiğinde buraya kadar demiş. Ülke umurlarında olmamış ama kendi menfaatleri tehlikeye girince yeter demişler. Ne zaman pasif durumdan aktif duruma geçmiş bu örgüt? 2007 yılında. Yani şu. Ergenekon ya da Balyoz gibi operasyonlarının, davalarının başladığı yıl. Peki kimdi "ben bu davaların savcısıyım" diyen? Dikkat ediniz. 2003-2013 arası. Yani AKP iktidarında. Erdoğan ve AKP'nin demokrasi şampiyonluğu şovunda bizzat arayarak teşekkür ettiği ve senaryosuna dahil etmeye kalktığı muhalefet dahil. Allah'ını seven şu sözleri hatırlayıp kendine şunu sorsun. Terör örgütü dediği yapı için cemaat ne istediyse yaptık diyenin hiç mi payı yok? Bu işin sorumlusu kim? Unutmadan, Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşlara bu mevzuda haklı ve gerekli bir duyuru yapmış. Mesaj göndermiş. Deniyor ki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara duyuru. Sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren
profil ve sayfaları emniyet birimlerinin aşağıda verilen e-posta adreslerine bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle birlikte bildirebilirsiniz. O halde ben buradan ihbarda bulunayım. Sayın görevli, bu fotoğrafa iyi bakıp bu sözleri iyice bir inceler misiniz? Son söz, 15 Temmuz bir alçaklık öyküsüdür. 16 Temmuz'dan itibaren iktidarın bize izlettikleri ise şovdur, ayıptır. Üstelik bu iş saatler öncesinden değil, birkaç gün öncesinden biliniyordu. Bakın bunu buraya not ediyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak. Ya da o geceki öğleden sonra lafı gibi bir şekilde ağızdan kaçacak. 7. AKP darbecilerin üzerine yürüdü. Yalan. Çünkü zaten ortadaki darbe değil bir cinnetti ve daha önemlisi küçük bir grubun başarısızlıkla sonuçlanacak macerası olduğunu en iyi AKP'liler biliyordu. Ve zaten öylesine salakça bir cinnet operasyonuydu ki bu, dikkat buyurun. Başbakan cinnet kalkışması başlayınca Dolmabahçe'den Tuzla'daki evine doğru yola çıkıyor. Kalkışma başlamış ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü o geçtikten sonra trafiğe kapatılıyor. Başbakan nereye gidiyor? Eve. Nereden gidiyor? Başbakanlık çalışma ofisinden. Eve giderek darbenin üzerine gidilmez. Bizzat evden Başbakanlık çalışma ofisine giderek darbenin üzerine gidilir. O yüzden büyük yalandır darbenin üzerine gittik sözü. Darbenin üzerine değil, eve gidilmeye çalışılmıştır. 8. Erdoğan her türlü riski göze alıp İstanbul'a geldi, darbecilerin üzerine yürüdü. Yalan. Erdoğan hiçbir risk olmadığını bilerek havalanıp, hiçbir risk olmadığını bilerek İstanbul'a indi. Çünkü havada bizi 4 tane F-16 uçağı tecrit etmeye çalıştı dediği cinnet F-16'ları değil, Bandırma 6. Anajet üssünden kalkan ve Cumhurbaşkanı'nın uçağını korumaya alan F-16'lardı. Düşünün, meclise bomba yağdıran, kendi vatandaşının üzerine helikopterden mermi yağdıran, özel harekat polislerinin kalbine hücum eden, özel kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına taarruz eden bir cinnetin uçakları, bir nevi hedefin harekatı ilan ettiği Tayyip Erdoğan'ın uçağını vurmayacak. Adamların gözü dönmüş, umurlarında mı? Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra otele baskın veriliyor. Erdoğan inmeden önce Atatürk Havalimanı'ndaki tanklar geri çekiliyor. Erdoğan Marmara semalarına girdiğinde gökyüzünde cirit atan uçakların sesi kesiliyor. İndikten sonra dönüyorlar. Muhtemel ki değerli dostum Ali Çınar, "Hep sonradan gelir aklım başıma" adlı şiirini bu cinnetliler için yazmış. O yüzden geçiniz bu darbenin üzerine yürüdük, kepeni giyip çıktık edebiyatını. Bizzat Türk'ün askeri tarafından korundunuz. Ve ülkenin cumhurbaşkanını siyasi nema için yıllardır darbeci deyip belini kırdığınız Türk askeri koruyup kolladı. 9. Paralel çetenin ordudaki uzantılarıyla mücadele ediyoruz. Yalan. Çünkü AKP iktidara geldiği günden bu yana çete ya da terör örgütü dedikleri bu yapının elemanlarının ordudan atılması kararlarına hep muhalefet şerhi koydu. Hatta bu yüzden orduyla hep ters düşüp yarattıkları mağduriyetten siyaseten de hep nemalandı. Hatırlayın 2011 Yüksek Askeri Şurası'na giderken olanları. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları istifa etti. Sebep? O günlerde savcısıyım dediğin davaların kumpasıyla darbe yapmamış 69 generali göz göre göre boğazlayıp Silivri'ye gönderdin, yerlerine bugün darbe yapmaya kalktılar dediklerini getirdin. Hem de öylesine bir iştah, ısrar ve inatla ki uğruna Türk ordusunun tüm komutanlarının istifasından memnuniyet bile duydun. Ve başarısız olunacağını biliyorlardı. Şunu not ediniz, öyle millete, siyasete falan değil, bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe teşebbüsü olmadığını biliyorlardı. O yüzden o süre içinde oturup algı operasyonunu adım adım planladılar. Demokrasi kahramanlığı süsü verilmiş maskeli baloyu izleyen milyonlara da vay be,
hemen nasıl refleks gösterildi diyerek trenin geçişini izlemek kaldı. Ve hala tren geçtiğini sanıyoruz. Komediye bakınız. Şimdi de AKP'liler kalkmış, muhalefeti arayıp gösterilen demokratik dirence verdikleri destek için teşekkür ediyor. Yetmiyor, bizzat telefonla arıyor. Doğru, her şeyden habersiz olmasına rağmen muhalefet doğru bir duruş sergiledi 15 Temmuz'da. Ve bakınız, darbeye karşı olan da iktidar değil, yalnızca muhalefettir Türkiye'de. Neden mi? 15 Temmuz'daki cinnet girişimi nereyi bombaladı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Neden? Milletin vekillerini susturmak için. Peki günlerdir meclis iş tüzüğünü değiştirmek isteyen kim? AKP. Neden? Milletvekilleri daha az konuşsun diye milletvekillerini susturmak için. Darbeciyle aynı kafadakiler demokratik dirençten söz ediyor. Muhalefet darbe heveslileriyle aynı kafadaki bir maskeli baloda figüran olmamak için dikkatli olmalı derim. Zira cinnet çetesi yalnızca 15 Temmuz'da susturmak istedi, AKP ise 14 yıldır susturmak istiyor milletin vekillerini. Bakın, size bir alıntı yapayım. Şu sözler FETÖ iddianamesinden. FETÖ için öncelikli yer TSK'dır. Aşırı bir kadrolaşmaya gitmiştir. Örgüt ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak yoğunluğa ulaşmıştır. Bugün TSK içinde önemli oranda kurmay subay olarak FETÖ mensubu bulunmaktadır. Son yıllarda bu örgütten olmayan neredeyse kimse askeri okullara girememektedir. Kurmay subaylık sınav soruları elde edilip örgüt mensuplarına avantaj sağlanmıştır. Askeri hakimler ve askeri pilotlar üzerinde baskı kurulmuş, pilotlar TSK ile ilişkilerini keserek özel hava yollarında çalışmaya zorlanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu yapıdan olmayan veya bu yapıya boyun eğmeyen askeri pilot bırakılmamaya çalışılmıştır. TSK bir cemaat yapılanması haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır. FETÖ, askeri darbe ve iç savaş tehditlerinde bulunmaktadır. Şimdi, Allah'ını seven kendine şunu sorsun. Erdoğan ve AKP'nin düşman ilan ettiği binlerce kişi, yıllardır bağıra çağıra bunları söylemedi mi? Bunları söyledikleri için Erdoğan tarafından düşman ilan edilmedi mi? İddianamenin devletin tek hakimi bölümünde ise bakın ne deniyor. Örgütün kamu idarelerinde, ülkedeki bütün kurumlarda kadrolaştığı görülmektedir. Örgüt 2003-2007 yılları arasında pasif pozisyonda kalmış, 2007'den sonra örgütlenmesini tamamlamış, operasyon hünerini ortaya koymuştur. Örgüt 12 Eylül 2010'da referandum sonrası artık kendini devletin tek fiili hakimi olarak görmeye başlamıştır. Bu durum 17 Aralık 2013 gününe kadar devam etmiştir. Ne zamana kadar devam etmiş ya da göz yumulmuş? 17 Maskeli balo ya da 15 Temmuz'un anatomisi. Gözümüzün önünde bir tiyatrodur dönüyor. Herkeste bir demokrasi hayranlığı, bir demokrasiye sadakat, bir demokratlık sormayın gitsin. Banu Alkan'ın deyimiyle, o ki hepimiz demokrasiyiz, o halde ben de demokratik hakkımı kullanıp ezberlerle oynayayım. Önce usulden itirazım var 15 Temmuz yalanlarına, sonra da esastan. Mesela 1. 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Yalan. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, ordu içindeki bir çetenin cinnetidir. Darbe dediğiniz, ordu tarafından emir komuta zincirinde topyekün gerçekleştirilen bir harekattır. Dolayısıyla bu grubun girişimi, başbakanın da dediği gibi kalkışmadır. Ordu, emir komuta içinde darbe kararı alırsa, havalimanına 40, emniyet müdürlüğüne 30, CNN Türk'e 8 askerle gitmez. Askeri birliklerin önüne park edilen çöp kamyonlarıyla engellenebilir bir girişim değildir darbe. Tarih bize göstermiştir ki, emir komuta zincirinde üzerine gelen tankı gördüğünde o kamyon bile ister istemez kamuflaj renklerine bürünür. 2. Ordu hükümete darbe yapacaktı. Yalan. Bu cümle de büyük yalandır. Eğer ordu hükümete darbe yapacaktıysa,
başarısız kalkışmanın ardından o ordunun komutanıyla başbakan neden birlikte kamera karşısına geçip birbirlerine demokratik teşekkürler ettiler? Darbe yapacaktı denilen ordunun komutanıyla darbe yapılacaktı denilen hükümetin başbakanının aynı safta olduğu bir darbe mi olur arkadaş? Darbenin hedefi siyasal iktidardır. 15 Temmuz'da de ki Tayyip Erdoğan kafa tutardı. Siz hiç Bekir Bozdağ'ın bile yanına yaklaşan tek bir asker gördünüz mü? Darbe siyasal iktidarı, siyasi parti liderlerini gözaltına alır. 15 Temmuz'da gözaltına alınansa Türkiye'de üniformalı darbe yapabilecek tek gücün, yani ordunun komutanıydı abiler ablalar. 3. 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'a saldırı yapıldı. Yalan. Tayyip Erdoğan Marmaris'teki otelden ayrıldıktan sonra iki helikopterle 20-30 asker otele geliyorsa, Tayyip Erdoğan 3 tane F-16'nın dolaştığı İstanbul semalarında süzülüp Atatürk Havalimanı'na inebiliyorsa, üstelik o gelmeden önce havalimanının kapısına park edilen tanklar tam da o geliyorken oradan uzaklaştırılıyorsa, kimse kusura bakmasın, Tayyip Erdoğan'a saldırdılar sözü yalan kayıtlarımızdaki yerini alır. Maceracıların bildirisine bir daha göz atınız. İfadelerden öncelikli hedefin kim olduğu belli. Erdoğan. Peki, millet adına hareket ettiğini söyleyen bir grup kendini bilmezin, milletin meclisini bombalarken, hedefteki ismin Erdoğan'ın sarayına tek bir fiske vurmamasını nasıl izah edeceğiz? Allah'a şükür böyle bir şey olmadı. 4. 15 Temmuz Türk demokrasisine karşı bir harekattır. Yalan. 15 Temmuz cinneti sonuçları yüzünden Türk demokrasisini değil, Türk milletinin demokratik haklarını hedef alan bir hamleye dönüşmüştür. Çünkü 15 Temmuz'la başlayan maskeli baloyla Türkiye'de AKP'li olmayan herkesin onlar gitti, bizimkiler geliyor havasındaydın. Doğru. O şuradan sonra hep referanslı olan sizinkiler geldi en kritik görevlere. Ve sözüm ona darbeyi sizinkiler yapmaya kalktı. İşte bu yüzden yalandır. Ordudaki paralel yapıyla mücadele ettik sözü. 10. Darbenin lideri Orgeneral Akın Öztürk. Kısmi yalan. Yukarıdaki notlara bir daha göz atın. 15 Temmuz'da cinnet getirenlerin atamalarında hem başbakan hem cumhurbaşkanı olarak kimin imzası var? 69 generali boğazlayıp yerine getirdiklerinizin 70'i sizin deyiminizle darbeye kalkıştı. Yine mi kandırıldınız? Oysa 2003 şurasından bu yana Mustafa Kemal'in gerçek askerleri size bir şey anlatmaya çalışıyordu. Dinlemediniz. Üzgünüm. Sizi, sizden olanlar yemeye kalktı. Bu çetenin boğazladığı askerler gidecek ve yerlerine şu, şu, şu isimler gelecek dedi Erdoğan ve ekibi. Israrlı tercihlerinin listesine bakın lütfen. Hepsi 15 Temmuz kalkışmasının kadrosu. Ve gelelim sadede. Yalanlara 14 yıldır alıştık aslında. Ancak sıkıntılı bir dönemden geçen siyasi iktidar için 15 Temmuz cinnetiyle ilgili yalanlar tam bir can simidi. Zaten asker sokağa çıkmadan çok önce haberdar oldukları bu girişimden nasıl nemalanırız hesabının yapıldığı da kabak gibi ortada. Tayyip Erdoğan'ın bu bize Allah'ın çok büyük bir lütfu demesi de boşa değil. Yoksa siz, asker köprüye çıktıktan ve helikopterler havalandıktan bir saat sonra Türkiye'deki tüm camilerden aynı anda sela verilmesini ve sokağa çıkın çağrıları yapılmasını hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz bir saat sonra sokağa çıkan binlerce kişinin ellerinde darbe karşıtı sloganlar yazılı gıcır gıcır dövizler, pankartlar bulunmasını hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz bir saat sonra birçok ilde darbe şüphelilerinin adliyeye sevk edilmesini hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz asker köprüye çıktıktan ve helikopterler havalandıktan 1,5 saat sonra Erdoğan'ın tutuklama kararları çıkarıldı demesini hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz 15 Temmuz girişimiyle ilgili her şey yapılmışken, binlerce kişi gözaltına alınmışken, kol kanat kırılmış, lideri dedikleri orgeneralin bile dayaktan kafası gözü dağıtılmışken, hala kışla kapılarında çöp kamyonlarıyla barikat kurulmasını, hala milletin meydanlara çağrılmasını, AKP'li belediyelerin taşımayı ücretsiz yapmasını, kendisinin, başbakanın, hatta genelkurmay başkanının bile
iş bitti, duruma hakimiz demelerine rağmen Erdoğan'ın hala bu hafta da meydanlardayız, gevşemeye gelmez demesinin tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? Yoksa siz kimin ne yapacağını, kimin hangi şovla görevli olduğunu, nerede nasıl açıklamalar yapılacağını, nerelerde nasıl gösteriler düzenleneceğini hesaplamış ve bir saat içinde milyonlarca kişiyi harekete geçirebilen organizasyonu hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Yoksa siz açılım sürecinde PKK'lı çakallar tahrik oluyor diye balkonlardan, gönderden bayrak indirenlerin evlerinden, arabalarından, çantalarından bir anda bayrak fışkırmasını hala tesadüf mü sanıyorsunuz? Değildi. Önceden haberleri vardı. Pratik hakları askıdadır artık. Ne demek istediğimi zamanla çok daha iyi anlayacaksınız. AKP'li olmayan ne kadar bürokrat, yargı mensubu, asker vesaire varsa kelleleri alınıyor, alınacak. Bu maskeli balo vesilesiyle kurunun yanında yaş da yakılıyor, yakılacak. Ve kimsenin gıkı çıkmıyor, çıkamıyor. Kadrolaşma ve dönüşüm maskeli balo aracılığıyla hızla tamamlanıyor. Çünkü elde bir darbe edebiyatı var. Olaylar sonuçları itibarıyla değerlendirilir. Siz 15 Temmuz adlı maskeli balonun sonuçlarına baktığınızda bu işten en çok kimin faydalandığını görmüyor musunuz? 3 yıldır yapılamayanların bir günde yapılabildiğini görmüyor musunuz? Bugün terörist dediklerinin listesi yıllardır çatır çatır kitaplarda, gazetelerde, ekranlarda yayınlanıyor beyler. Bunları yazıp uyaranları terörist ilan edenler bugün darbe lafı üzerinden çok sevdikleri mağduriyet imkanı doğduğunda dikkat buyurun binlerce kişilik operasyonu tek bir günde yapabiliyor. Ve bizi de sürpriz olmuş gibi yaparak aptal yerine koymaya devam ediyor. 5. 15 Temmuz'u millet ve AKP engelledi. Yalan. Eğri oturup doğru konuşalım. 15 Temmuz'u ne millet, ne Erdoğan, ne başbakan, ne AKP, ne CHP, ne MHP, ne HDP, ne TÜSİAD, ne TOB, ne önce bildirisini okutup sonra darbeye direniyorum ayakları yapan CNN Türk, ne de bir başka güç. 15 Temmuz'u bizzat yıllardır darbeci denilerek edilmedik hakaret bırakılmayan, saygı ve korku temelli hiyerarşik yapısı yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri engelledi. Bunu bir kez daha yazayım. 15 Temmuz'u Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik yapısından arta kalan akıl ve analiz yeteneği engelledi. Bir grup cinnetlinin hamlesinin emir komuta zincirindeki bir harekat olmadığını görüp uygun ve doğru pozisyonu alan askerler önledi 15 Temmuz'u. 6. 15 Temmuz'da hükümet hemen harekete geçip hukuken gereğini yaptı. Yalan. En büyük yalanlardan biri de bu. Neden diye soruyorsanız Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te ve Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmaları dinlememişsiniz demektir. Bakın Marmaris'te ne dedi? Zaten yargı da şu anda biliyorsunuz bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı onlar da şu anda tutuklama kararını vermiş durumdalar. Peki saat kaç? 23:27. Yani cinnet başladıktan 1,5 saat sonra. Bu ne demek? Gecenin o saatinde daha ne olduğu bile anlaşılmayan bir hadisenin sorumluları hakkında bırakın isim tespitini, tutuklama kararları çıkarılmış. Genelkurmay Başkanı ya da komutanların durumunu bilmiyor ama darbeyi yapanları bildiği gibi tutuklama kararları bile çıkarılmış. Yani ortada hemen bir müdahale ya da çalışma yok. Çoktan yürüyor. Peki yine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasına nasıl başladı? Değerli arkadaşlar, bugün bildiğiniz gibi öğleden sonra bir hareketlilik ne yazık ki silahlı kuvvetlerimiz içinde mevcuttu. Hayır, biz bilmiyorduk. Ama bir grup asker İstanbul'da köprüleri kapatmadan, Ankara'da helikopterler havalanmadan bu iş Erdoğan tarafından biliniyordu. Ben demiyorum. Öğleden sonra diyerek kendi diyor.